Herkese merhabalar. Filmsiler ve tamlamalar konusunu 9'dan 10 hazırlık kampımızda mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Hem 9'dan 10'a geçerken 10. sınıfta bu konuyu cebimize atacağız. Hem de ileride gireceğimiz üniversite sınavında yani TYT'de de bu konuda mutlaka soru geliyor. Yani tamlamaların sorulmadığı sene yok. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması arasındaki farkı ÖSYM her yıl soruyor. Geçen sene filmsilerden de direkt sorular geldi. İsim fiili, sıfat fiili, zarf fiili bilmemiz gereken. Bu konuyu biz 8. sınıfta öğrenmiştik. Tamlamaları 6. sınıfta. Filmsileri 8. sınıfta öğrenmiştik. 9. sınıfta da hikaye konusunun altından burayı tekrar etmiştik. Şimdi 9'dan TYT'ye geçerken filmsiler ve tamlamalar konularını ÖSYM'nin yani üniversite sınavının bakış açısına göre altyapısını oluşturacağız. Ve burada arkadaşlar çok zor bir konu değil. Kolay konular bunlar. Filmsilerde biliyorsunuz öncelikle cümlenin yüklemini buluyorduk. Sonra yüklemden geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. İşte mayışmak ekini alanlar isim fiildi. An, esi, mez, ar dikecekmiş ekini alanlar sıfat fiildi. Geriye kalanlar yani ne zaman ve nasıl sorusuna cevap verenler zarf fiildi. İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan vardı. Sıfat tamlamalarında da sıfat ve isim vardı. Burada ne, neyin, kimin sorularını, burada ise nasıl, hangi, kaç sorularını soruyorduk. Ama şimdi gelin bunun detaylarını güzel bir şekilde öğrenelim. Ardından da dersimizin sonrasında 9'dan 10 hazırlık setimizin içerisinde yer alan, hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 temel kitap var. Biri ETC yani Edebiyat, Tarih, Coğrafya. Biri FKB yani Fizik, Kimya, Biyoloji. Biri de Matematik. Burada arkadaşlar 10. sınıfa geçerken ortaokul ve 9. sınıfı tekrar yapıyoruz. Ve TYT'de hazırlık yapmış oluyoruz. Burada ben bu konuyla alakalı Edebiyat kısmına geliyorum. Nerede Edebiyat kısmı? Burada. Hemen konumuzu bulalım. Cümle çeşitleri roman. Cümle çeşitleri roman. Roman konusunda burada zaten cümle çeşitleri ödevimizi yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Burada tamlamalar nerede? Tamlamalar konusu burada. Şiir, tamlamalar evet. Burada arkadaşlar şiir konusunda ve filmsilerin olduğu tabii ki de hikaye konusunda. Burada güzel bir şekilde zarf fiilleri, filmsileri tekrar diyoruz. Sayfa 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve yine şiir konusunun içerisinde yer alan tamlamalar. Yani sayfa 30, 31, 32, 33'ü güzel güzel tekrar ediyoruz. Buradaki sorularda takıldığımız olabilir. Bu durumda karakoda okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Bu kitaplarımız biliyorsunuz avantajlı bir şekilde 9'dan 10'a geçerken tüm dersleri güzel şekilde ettiğimiz bu setin içerisinde sizleri bekliyor. Hadi bakalım videomuz başlasın. Hem TYT hazırlığımızı şimdiden yapmış olalım hem de yazın enerjimizi depolayarak 10. sınıfa mükemmel bir başlangıç yapmış olalım. Hadi bakalım videomuz başlasın. Şimdi fiilimsi nedir? Fiilimsi esasında çok basit bir şey arkadaşlar. Fiilimsi cümlenin içerisinde bunu zaten birazdan da taktikle göstereceğiz de. Hani demiştik ya işte diyelim ki Ali yarın işte okula gidecek. Ya hocam bu kadar basit bir cümle mi olur diyorsunuz ama evet böyle bir cümleler kurabiliyoruz. Şimdi Ali yarın okula gidecek cümlesindeki en önemli kelime hangisi sizce? Gidecektir arkadaşlar önemli kelime. Çünkü gidecek kelimesi olmazsa cümle olmaz. Ali yarın okula. Böyle bir şey olmaz ki. Ali yarın okula gidecek deyince cümle oluşmuş oluyor. İşte biz buna yüklem diyorduk arkadaşlar. Cümlenin yüklemi olmazsa o cümle eksiltili cümle oluyor. Dolayısıyla yüklemsiz bir cümle neye benziyordu? Lokomotifsiz bir trene benziyordu. Bak şimdi bu bir vagon. Bu da bir vagon, bu da bir vagon. Bu tren gider mi? Gitmez. Bu trene ne lazım? Lokomotif diyorduk. Ve hemen lokomotifimizi koyduk. Ardından da çuf 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 diyorduk. Hatta bunun şarkısı var. Loko, lokomotif diye. Şimdi böyle kaldırdık, gidiyoruz. Şimdi bak. Lokomotif olmayınca tren nasıl gitmiyorsa, vagonlar nasıl hareket etmiyorsa, yüklem olmayınca da cümle olmaz. Bu kadar basit esasında Türkçe. Fakat şuna dikkat edin. Burada yüklemi bulduktan sonra şöyle bir geziyorsunuz. Ali yarın okula. Bu kelimelerden mame eki alabilen bir kelime var mı mesela? Ali alime olmaz. Yarın yarmayın. Pıf, alakasız. Okul okuma. Olmuyor. Bunların hiçbiri mame eki almıyor. Ama gidecek alabiliyor. Fakat gidecek de yüklem. Onu kapatıyorum o yüzden. O olmaz. Şimdi işte önce yüklemi bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame eki alanlara bakacağız. Mesela başka bir cümle yazıyorum. Ali'nin yarın okula gideceğini. Şimdi sizce böyle bir cümle olur mu? Ali'nin yarın okula gideceğini. Böyle bir cümle olur mu? Olmaz tabii ki. Ali'nin yarın okula gideceğini. Ya bu vagon, 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 vagon. Bak gidecek deyince cümle bitti. Bu bir fiil. Ama gideceğini deyince bitmedi. Ali'nin yarın okula gideceğini. Öyle işte yani. Ne diyorsun? Geveleme ağzını. Ali'nin yarın okula gideceğini. Ne diyorsun ya? Ali'nin yarın okula gideceğini duydum dediğimizde cümle olur bak. Duydum dersen cümle olur. İşte şimdi bu duydum bizim lokomotifimiz. Lokomotifi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame eki alana bakıyoruz. Ali'nin yarın okula almıyor zaten. Gideceğini, gitmeyeceğini diyebiliyorsun. Bak yazıyorum buraya. Gitmeyeceğini.
Y, C'ni diyebiliyorsun. Ve bu da yüklem değil. Onu da biliyorsun. Yani yüklem olmaması lazım. Yani lokomotif olmayacak. Lokomotiften başka M, M'yi alabilen kelimeye biz Philips diyoruz. Ali almıyor. Yarın almıyor. Okul almıyor. Burada Philips yok. Gideceğini gitmeyeceğini oluyor. Philips var. Bu kadar basit. Başka da hiçbir şey yok. Bitti. Konu bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayır, hayır gitmeyin. Durun. Bitmedi videomuz. Şimdi mükemmel bir şekilde hemen detaylara gireceğiz. Kafanızı karıştıracağız. Şaka şaka. Şimdi sınavda çıkacak şekilde detaylarını da öğreneceğiz. Bakın şimdi. Bak size tanımda şöyle derler. Fiillere getirilen belli eklerle türetilen ve cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcükler... Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Allah'ını seversen ne diyorsun ya? Çok basit işte burada yazıyor ya. Treni kapat. Geriye kalanlardan ma mek alanı bul, yapıştır geç yani. Ne diyorsun ya? Bir şey yazmışsın ama ne diyorsun? Gerek yok. Bak şimdi. Kitap okudum. Burada filmsi var mı? Yok. Kitap okumak istiyorum. Okumak, okumamak. Burada filmsi var. Eski kitaplarını bana verdi. Bana ne? Burada filmsi var mı? Yok. Okuyan kişiler güzel konuşur. Okuyan okumayan. Filmsi var. Kitabı dün bitirmiş. Burada filmsi var mı? Yok. Okuyunca gerçekleri anladı. Bak bunlar filmsi. Okumak, okumamak. Okuyan, okumayan. Okuyunca, okumayınca. Bunları nasıl buldum? Şu lokomotifleri bulduktan sonra geriye kalan kelimelerin içerisindeki mame eki alan kelimelere baktım. Bak lokomotiften sonra mame eki alan kelimelere bakıyoruz. Bu kadar basit. O zaman filmsi nasıl bulunuyormuş? Önce yüklemi buluyoruz. Lokomotifimizi buluyoruz. Sonra geriye kalanlardan mame olumsuz eki alanlara bakıyoruz. Öğrenciler dün kent müzesini gezmeye gittiler. Lokomotifimiz gezmeye gezmeye. Bitti bitti. Bu kadar. Müzeyi gezen öğrenciler bize gözlemlerini anlattılar. Anlattılar lokomotifimiz. Gezen gezmeyen. Filmsi. Bu kadar. Gözlem gözleme. Olmuyor. Saçma. Geç. Müzeyi gezince tarihe ilgisi artmış. Artmış lokomotifimiz. Gezince gezmeyince. Bitti gitti bu kadar. Ama hocam öğrenciler de almıyor. Öğrenmeciler. Olmuyor. Olmuyor. Öyle bir şey yok. Öğrenciler kökü fiil. Öğrenmekten öğrenci. Bak şimdi tanım ne kadar karmaşıklı. Fiillere getirilen belli eklerle türetilen ve cümlede isim olan. Al işte. Öğren. Bir fiil. Öğrenmekten öğrenci olmuş. İsim o. Ya bana ne ya? Tanımı geç. Mame iki alacak. Gezmeye gezlemeye. Gezen gezmeyen. Gezince gezmeyince. Buldun mu yapıştırıyorsun ve arkana bakmadan kaçıyorsun. Şimdi fiilimsi ile fiil karışabilir. Niye? Çünkü şöyle. Şimdi okudum okumadım. Ya bir dakika kardeşim o fiil zaten. Okumak okuma. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi mesela sokağa çıksanız şimdi yoldan bir amcayı ya da bir yetişkin birini çevirseniz deseniz ki okumak fiil mi deseniz ne derse vallahi billahi fiil der yani. Okumak fiildir. Ama hayır okumak fiilimsi. Fiil olan şu okudum, istiyorum, verdi, konuşur, bitirmiş. Bunlara fiil deriz. Okumak isimdir esasında. Okumak isimdir. Yani mesela ne istiyorsun? Kitap istiyorum. Arkadaş istiyorum. Mutluluk istiyorum. Okumak istiyorum. İşte sevgi istiyorum. Çalışmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Bak onların her biri bir isimdir. Okuyorum dersen fiildir. Okudum dersen fiildir. Yani fiil fiildir. Ama bu fiilimsi yani fiile de benziyor ama yani bunun bayağı... Hayır, bu fiil değil. Şimdi dolayısıyla fiilimsiler kipeki almaz, fiiller alır. Kipeki derken neyi kastediyorsunuz? Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Belki şöyle bir şey vardı. Hani işte soruları çözüyor. Bak şimdiki zaman. Soruları çözmüş. Duyulan geçmiş zaman. Soruları çözdü. Görülen geçmiş zaman. Soruları çözer. Geniş zaman. Soruları çözecek. Gelecek zaman. Soruları çözmeli. Gereklilik gibi. Çözse veyahut da çöz. Emir gibi. Bak şimdi bunların her biri arkadaşlar fiil. Niye? Çünkü şimdiki zamanla çekimlenmiş, duyulan geçmiş zamanla, görülen geçmiş zamanla, geniş zamanla, gelecek zamanla, gerekli kipiyle, şart kipiyle, emir kipiyle. Yani ve bunlar cümleyi bitirebiliyor bak. Soruları çözüyor nokta. Soruları çözmüş nokta diyebiliyorsun. Şimdi bak bir de fiil örneklerini getireyim size. Görün şimdi. Soruları çözünce soruları çözerken soruları çözüp soruları çözdüğünde ne diyorsun? Devam etsene cümleyi. Soruları çözmek, ha? Soruları çözen, bak bunlar hep fiilimsi ekleri. Bak bunlar fiil ekleri. Soruları çözüyor nokta. Görüşürüz. Soruları çözmüş nokta. Soruları çözdü nokta. Ama soruları çözerken bak bunların devamının gelmesi gerekiyor. Çünkü bunlar ezik. Bunlar fiilimsi. Bunlar cümleyi bitiremiyor. Bunlar lokomotif değil. Soruları çözerek mesela. Soruları çözerek başarıya ulaştı. Demen lazım. Bir şey lazım. Veyahut da soruları çözünce demiştik. Başka ne diyelim? Soruları çözüşü diyelim. Soruları çözmek yazmış mıyız? Yazmışız. Soruları çözmek, mayışmak, an, ası. Soruları çözesi gelmiyor. Soruları çözesi gelmiyor. Mesela şimdi bak. Dolayısıyla bunlar fiilimsi ekleri. Bak. Çözüyor çözmüyor diyebiliyorsun. Çözünce çözmeyince diyebiliyorsun. Bak. Her ikisi de mame ile olumsuz yapılabiliyor. Ama bunlar fiil. Bunlar ise fiilimsi. Ya yani bunlar cümleyi bitiremiyor. Böyle bir şey yani. Çözüp
Ya bak bitmiyor yani. İşte dolayısıyla fiille fiilimsi arasındaki tek fark bu. Benzerlikse ikisi de mameyki alabiliyor. Dolayısıyla mameyki alan herkesi biz fiil de demeyeceğiz, fiilimsi de demeyeceğiz. Fiilimsi olabilir, fiil de olabilir. Karizmatikse, cümleyi bitiriyorsa, cümlenin sonundaysa, soruları çözüyor. Nokta. Diyorsa fiildir. Soruları çözünce ne diyorsun ya, bitirsene. İşte bu fiilimsi. Bu ortada. Mameyki alıyor ama tam değil yani. Dolayısıyla fiilimsiler kipeki almaz, fiiller alır. Mesela bak şimdi izleyeyim. Bu perdeler çok eskimiş. Nokta. Bu bir fiil işte bak. Eskimiş perdeleri değiştireceğiz. Bak burada değiştireceğiz fiil. Eskimiş perde ise sıfat fiil. Mağazaya gitti, kulaklık aldı. Bak mağazaya gitti. Bitti. Kulaklık aldı bak. Bu fiil, bu da fiil. Mağazaya gidip kulaklık aldı. Bak bu fiil ama bu fiil değil. Bu fiilimsi. Niye? Mağazaya gidip deyince bitmiyor cümle. Boş zamanlarında müzik dinliyormuş. Dinliyormuş fiil. Boş zamanlarında müzik dinlediğini söyledi. Söyledi fiil. Dinlediğini dinlemediğini. Bu ise nedir arkadaşlar? Fiilimsi. Dolayısıyla fiilimsi mameyki alabiliyor fakat ezik. Bitiremiyor cümle yani. Öyle kalıyor bak. Çözünce. Yani çözüp. Ama bunlar fiil bitiriyor. Zaten fiili fiilimsi karıştırmayacağız. Niye? Çünkü bunu zaten dersimizin başında söyledik. Ne yapıyorduk? Ali yarın okula gidecek. Yüklem diyorduk. Yani fiil de olabilir, yüklem isim de olabilir ama biz yüklem diyorduk. Sonra geriye kalan kelime Ali'nin yarın okula gideceğini bitiremiyor. Mameyki de alabiliyor. O zaman fiilimsi deyip geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi fiilimsinin türleri var. İsim, sıfat ve zarf fiil. İsim fiiller fiillere getirilen mayışmak ekleriyle oluşuyor arkadaşlar. Cümlede önce yüklemi bulacağız. Mame ile olmuş yapılabilen sözcüklere de bakacağız. Severim yüklemimiz, susatmış yüklemimiz, izledik yüklemimiz. Bulduk mu? Bulduk. Sonra mameyki alanlara bakalım. Bilmeyi bilmemeyi, çalışmak çalışmamak, doğuşunu doğmayışını. Bunları bulduk. İşte bunlar fiilimsi. Peki isim fiilin farkı ne hocam fiilimsilerde? Binme eki almış, mak eki almış, ış eki almış. Bu ekleri alırsa, mayışmak ekini alıyorsa bunlar isim fiil diyoruz arkadaşlar. Hemen sıfat fiile de geçeyim. Daha iyi öğrenmeniz için. Bunlarda anası mezar dikecekmiş ekini alıyor. Tövbe estağfurullah. Hayır, hayır korkmayın. An, ası mezar dikecekmiş ekini alıyor. Bak şimdi. Yine taktiğimiz aynı. Öncelikle bul. Budadık. Çoktur. Çalışıyordu. Yazın. Kesilmez. Gideceğiz. Yemeğin. Bunlar lokomotif. Sonra geriye kalanlardan mameyki alanlara bakıyoruz. Kuruyan, kurumayan. Görülesi, görülmeyesi. Sarsılmaz, sarsılır. Anlaşılır, anlaşılmaz. Çıkmadık, çıkan. Gelecek, gelmeyecek. Çürümüş, çürmemiş. Bunları bulduk mu? Bulduk. Bunların aldığı ekler eğer anası mezar dikecekmiş eki ise sıfat fiil oluyor. Bak. Bunların aldığı ekler neydi? Şundan aldığı ekler. Mayışmak ekiydi. Anası mezar dikecekmiş eki ise sıfat fiil oluyor. Zaten bak kuruyan dallar, görülesi yerler, sarsılmaz azim, anlaşılır dil, çıkmadık can, gelecek hafta, çürümüş meyve. Bunlar hep sıfat. Hatırlar mısınız? Ölümsüz bir sevda vardı. Sıfat, kalp, isim demiştik hani. Güzel ev dediğimizde güzel sıfat oluyordu. Evde isim oluyordu. Şimdi kuruyan kurumayan diye bak. An, esi, mez, ar, dik, ecekmiş eklerini alıyor. Hocam zarf fiili de göstereyim. Hemen zarf fiili de göstereyim. Bak şimdi çok basit. Bu da İp, erek, ince, maden, kendi. Bu ne diyorsunuz hocam ya? Aslında bunun da şeyi var böyle tekerleme var. İnce asiye maden dağında ip arakladıkça falan filan diye gidiyor da gerek yok zaten. Böyle şeylere gerek yok. Yine önce yüklemi buluyoruz. İlerliyorduk. Alacağım. Çözebiliriz. Çağır. Azaldı. Yüklemi bulduk mu bulduk. Mameyki alanlara bakıyorum. Düşe kalka. Düşmeye kalkmaya. Çıkıp çıkmayıp. Konuşarak konuşmayarak. Başlayınca başlamayınca. Başlayalı başlamayalı. Şimdi bunları buldun mu? İşte bunlar eğer mayışmak ekini alsaydı, şurada nerede? Göstermek istiyorum. Mayışmak ekini alsaydı isim fiil olurdu. Bunlar mayışmak ekini almamış. Anası mezar dikecekmiş ekini alsaydı sıfat fiil olurdu. O da değil. Bunlar ne eki almış biliyor musun? Bak bu AA eki almış. Bu ıp eki almış. Bu arak eki almış. Bu ince eki almış. Bu ala eki almış. Hiç buna da gerek yok. Bunlar yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorusunu cevaplıyor. O yüzden biz bunlara zarf fiil diyorduk. Bak. Nasıl ilerliyorduk? Düşe kalka. Nasıl alacağım? Dışarı çıkıp. Nasıl çözebiliriz? Konuşarak. Ne zaman çağırayım? Film başlayınca. Ne zaman azaldı? Başlayalı, salgın başlayalı. İşte bunlar ne zaman ya da nasıl sorusuna cevap veriyor. Şimdi esasında isim fiil, sıfat fiil dediğimizde eklerle buluyoruz. Yani önce fiilimsiyi bulacaksın. Ardından da ekine bakacaksın. Şimdi burada bazı detaylar var. Onları da söyleyelim. Hemen devam edelim. Şimdi isim fiiller zamanla kalıcı isim olabiliyor. Mesela ma, ış, makeki almış bunlar esasında.
Ama artık kalıplaşmış yani sen çakmamak verir misin? Ne diyorsun ya? Abi ateş yakacağım da çakmamak ne diyorsun? Öyle bir şey olmaz. Çakmak kalıplaşmış. Giriş, çıkış, yağış, dondurma. Dondurmama istiyorum. Neli olsun? Vanilyalı dondurmama. Öyle bir şey diyemezsin. Bu mameyi alamaz. Bu kalıplaşmış. Yani dondurma artık bitmiş. Ice cream olmuş, bitmiş. Dolayısıyla sarma, dolma, zeytinyağlı bilhassa. Gözleme, danışma, buluş, uçurtma. Bunlar artık kalıplaşmış. Bunlar artık mameyi alamıyor. Bir de mame olumsuzluk 2 ile isim fiil ikini karıştırmamalıyız. Bu saatte dışarı çıkma diyor bak. Bu fiil bu. Uyarıyor yani. Bu saatte dışarı çıkma. Dışarı çıkma vakti geldi. Geldi fiilimiz. Çıkma burada isim fiil. İsim fiiller isim tanımlamasında yer alabiliyor. Odasında çalışma masası yokmuş dediğimizde bu isim tanımlaması oluyor. Bak yemek yedi dediğimizde yememek yedi diyemiyorsun. Dolayısıyla bu isim. Yemek yemeyi sever dediğimizde bu fiil. Bu isim. Bu ise fiilimsi. Niye yememeyi diyebiliyorsun? Burası önemli arkadaşlar. Sıfat fiilleri söylemiştik. Anası mezar dikecek mi şekil alıyordu. Bak aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Bak bilmeyen bilen. Bulduğunu bulmadığını diyebiliyoruz. Bunlar hep birer sıfat fiil eki. Taktiğimiz aynı. Mame ekini yapıştır. Geç. Şimdi sıfat fiiller de kalıplaşabiliyor. Mesela anası mezar dikecek mi şekil almış bunlar. Ama artık kalıplaşmış yani. Abi bana bir tane yarım ekmek dönmez ver. Ne diyorsun ya? Döner değil dönmez seviyorum. Manyak mısın oğlum sen? Git şimdi bıçağı. Yani ne diyorsun ya? Döner. Eskiden döner er ekiymiş. Bu döne 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 döner diye kalıplaşmış. Yazar. Dolmuş. Dolmuşa biniyorsun. Abi dolmamış buradan kalkıyor mu? Ne diyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim bak. Böyle bir şey yok. Bunlar artık kalıplaşmış. Bunlar mame eki almıyor. Ama eskiden alıyormuş yani. O ayrı mesele. Sıfat fiiller cümlede genelde sıfat tanımlaması şeklinde bulunur. Ancak sıfat fiillerin nitelediği isimler düşebilir. Mesela çalışan öğrenciler başarıya ulaşır dediğimizde çalışan sıfat öğrenciler isim. Nasıl öğrenciler? Çalışan öğrenciler. Çalışanlar başarıya ulaşır dediğimizde ise burada artık bir sıfat tanımlaması yok. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Biz buna adlaşmış sıfat fiil de diyoruz. Ama bu çok da önemli değil. Şimdi yani önemli değil derken bu kadar zoru sormazlar. Ama şunu da bilin. Mesela çalışan öğrenciler bir sıfat tanımlaması ama çalışanlar bir sıfat tanımlaması değil. Çünkü tanımlama en az iki sözcükten oluşuyordu. Mezar dikecekmiş eklerini çipekleriyle karıştırmayalım. Bu eşyalar çok eskimiş dediğimizde bu fiil. Bak eskimiş fiili. Eskimiş eşyaları değiştireceğiz dediğimizde ise bu sıfat fiil. Dolapta yiyecek yok. Yemeyecek yok diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bu isim. Öğleyin ne yiyecek? Bu bir fiil. Yiyecek bir şeyler almalısın. Almalısın fiil, yiyecek yemeyecek şeyler. Bak, yiyecek şeyler var, yemeyecek şeyler var. Bu ise sıfat fiil. Anladınız mı? Bak, bu isim kalıplaşmış. Bu fiil, bu ise sıfat fiil. Arasındaki farkı göreceğiz. Şimdi zarf fiilleri de söylemiştik. Demiştik ki mame eki alan ve fiilden başka olan. Şimdi zarf fiiller cümleye zaman veya durum anlamı katıyor. Ne demiştik mesela? Yağmur yağınca toprak çok güzel kokar. Ne zaman güzel kokar? Yağmur yağınca, yağmayınca. Hedeflerine ulaşmak için ölesiye çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Ölesiye, ölmeyesiye diyebiliyoruz. Bak burada bir tane daha fiilimsi var. Ulaşmak ama o isim fiil. Ona dikkat edin. Ip zarf fiildeki cümleye yargıları bağlama görevinde kullanılabilir. Mesela taze çay yapraklarını topladı, fabrikaya götürdü. Bak topladı bir fiil, götürdü de bir fiil. Cümleyi bitirebiliyor çünkü. Taze çay yapraklarını toplayıp fabrikaya götürdü dersen bu bir fiilimsi, bu ise fiil. Aradaki farkı anlayabiliyorsunuz değil mi? Bakın. Taze çay yapraklarını topladı diyorsun. Cümle bitiyor. Ama taze çay yapraklarını toplayıp evet sonra ne oldu? Öyle abi işte bitti cümle. Bitmedi ki. Bitti. Bitmedi. Bitmedi. Beni delirtme. Bitmedi. Taze çay yapraklarını toplayıp diyemezsin. Bu fiilimsi. Ama taze çay yapraklarını topladı diyebilirsin. Ha bitirmezsin virgül koyarsın. O ayrı mesele. O senin özelin. Ben girmem ona. Ama bitirebilirsin yani. O fiil çünkü. Keneki sadece fiiller eklendiğinde zarf fiil yapar. Çocukken başta oynardık. Bu zarf. Ama fiilimsi değil. Çalışırken, çalışmazken diyebiliyorsun bu fiilimsi. Ya mame eki alacak ya başka bir şey yok. Madan ekini alan sözcüklere dikkat edeceğiz. Çok çalışmadan kimseye zarar gelmez. Yani çok çalışmaktan kimseye zarar gelmez diyor. Bu isim fiil. Çok çalışmadan başarı ulaşamaz. Nasıl başarı ulaşılamaz? Çok çalışmadan diyor. Bu ise zarf fiil. Tamlamaları da 5 dakika içinde öğrenelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Sizler ama mutlaka bakın 9'dan 10'a hazırlık kampımızda tamlamalardan üniversiteden mutlaka bir soru geliyor. Dolayısıyla okul yazılarımızda gelecek. Mutlaka mutlaka 9-10 hazırlık setimizden bu soruları güzel güzel çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilhassa benim anlattıklarım havaya uçup gitmesin diye buradaki soruları çözüp takıldığınız soruları da kare kod okutarak çözümlerini öğrenirseniz muhteşem yüzyıl olmuş olur diyorum.
Şimdi hemen tamlamalara geçelim. Şimdi tamlamalar dediğimizde çok basit arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Kapı var. Tamam mı? Bu bir kapı. Bir de kol var. Bunlar birbirinden bağımsızlar. Sen bunu kapı kolu diye ya da kapının kolu diye ya da kapının kolunun rengi diye ya da yeni kapı diye bir şekilde bir bütünsellik kazandırırsan biz buna tamlama diyoruz. Yani şöyle düşün. Bir partiye katılıyorsunuz. Bir arkadaşlar böyle tek takılıyor. Başka bir arkadaşlar o da tek takılıyor. Başka bir arkadaşlar o da tek takılıyor. Başka bir arkadaşlar o ise çift. Bu işte bir tamlama. Bu ikisi beraber gelmişler. Bak bir tane daha görüyorsun. O da arkadaşıyla gelmiş. Bu da tamlama. Bunlar tamlama. İki kişi bunlar. Bunlar ise tamlama değil. Bunun sözcüklere yansımasını göstereyim size. Mesela Ali, gene Ali'den gidiyorum. Yarın okula gidecek diyorum. Bu cümlede tamlama yok. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ali gidecek. Yarın gidecek. Okula gidecek. Gidecek. Tamam. Bunların hepsi tek bir kelime. Partiye hepsi tek takılmış. Ama şuna bakın şimdi. Ali'nin abisi, bak şimdi, bu hafta bizim okula gidecek diyelim. Bak şimdi burada durum değişti. Çarşı karışıyor bak şimdi. Gidecek tamam. Ama Ali'nin gidecek diyemezsin. Ali'nin abisi diyorsun bak. Ali'nin abisi bir bütün. Bu gidecek diyemezsin. Bu hafta bizim gidecek bizim okula. Bunlar böyle bir ikili olduğu için bunlara tamlama demişler. Bunlar ne? Bunlar tek başına. Ay yazık tek. Bunlar ise tamlama. Tamlayan, tamlanan. Tamlayan, tamlanan. Tamlayan, tamlanan. Bunları da kendi içine çeşitler ayırmışlar. Ali'nin abisi isim tamlaması oluyor. Bu hafta sıfat tamlaması oluyor. Neye göre oluyor? Nasıl oluyor? Çok basit. Onu da öğreteceğim. Ve üniversite sınavında da her sene soruluyor. Okul yazılarınıza soracaklar. Ama bunların tek olduğunu, bunların ise tamlayan, tamlananla bir bütün olduğunu nasıl anlıyormuşuz demek ki? Ali gidecek diyebiliyorsun. Lokomotife hop çıkıyor, sallayabiliyorsun bunu. Ama Ali'nin gidecek. Ne diyorsun ya? Ayıp oluyor ama. Ne diyorsun? Ali'nin abisi gidecek diyorsun. Bir bütün yani. Bu gidecek. Bu hafta gidecek diye bütün olarak almamız gerekiyor. Şimdi bunlar tek, bunlar tamlama dedik. Şimdi tamlamalar ikiye ayrılıyor. İsim tamlamaları var, sıfat tamlamaları var. İsim tamlamalarında da bir tamlayan ve tamlanan var. Tamam mı? Burada da bir tamlayan ve tamlanan var. Ama burada aralarındaki sorular farklı. Şimdi burada birinciye tamlayan, ikinciye tamlanan diyoruz ya. İkinci ile birincinin arasında şöyle bir bütünlük var. Mesela ne bahçesi? Neyin bahçesi, kimin okulu, neyin duvarı gibi sorular soruyorsun. Burada ise nasıl okul, hangi okul, kaç okul gibi sorular soruyorsun. Yani burada sorduğun sorular bunlar, burada sorduğun sorular bunlar. Bu kadar basit. Bak şimdi. Ne kolu diyorsun? Kapı kolu isim tanımlaması. Neyin kolu diyorsun? Kapının kolu isim tanımlaması. Neyin rengi diyorsun? Kapının kolunun rengi isim tanımlaması. Ama nasıl kapı diyorsun? İşte bu sıfat tanımlaması. Yani ne, neyin, kimin gibi sorular isim tanımlamasını, nasıl, hangi, kaç gibi sorularda sıfat tanımlamasını bulduruyor. Bakın şöyle daha net göstereyim size. Şimdi şuraya ise it yazıyorum. Şuraya da st yazıyorum. Şimdi burada da birinci sözcük var, ikinci sözcük var dedik. Burada da birinci sözcük var, ikinci sözcük var dedik. Şimdi 1, 2, 1, 2. Şimdi buraya sınav yazıyorum. Buraya da sınav yazıyorum. Buraya kalem yazıyorum. Buraya da kalem yazıyorum. Şimdi sıfat tanımlaması oluşturuyorum bak şimdi. Nasıl sınav? Zor sınav. Nasıl kalem? İşte güzel kalem. Veya kaç kalem? İki kalem. Bunlar sıfat tanımlaması. Niye? Çünkü bunlar nasıl sınav dedik. Veyahut da kaç kalem dedik. Veyahut da hangi sınav. Bu tarz soruları sorduğun zaman ikinciye bu sıfat tanımlaması. Ama burada ise ne, neyin ve kimin sorularını sormamız gerekiyor buraya. Dolayısıyla bunların soruları bunlar. Bunların soruları ise bunlar. Bak şimdi. Ne sınav olmuyor bak. Ne sınav? Mesela ne sınavı diyorsun? Türkçe sınavı. Kimin kalemi? Ali'nin kalemi. Zaten isim tanımlamalarında da mutlaka böyle bir ı diye bitiyor. Oradan da anlayabilirsiniz. İşte bunlar isim tanımlaması, bunlar sıfat tanımlaması. Bu kadar basit ve üniversite sınavında 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 her sene soruyorlar. Bayılıyorlar. Hangisi farklı bir tanımlamadır? Mesela hemen soruyorum size. Devlet tiyatroları sizce ne tanımlamasıdır? Düşünün hemen. Süreniz dolmak üzere. Doldu. Nasıl tiyatroları? Kaç tiyatroları? Hangi tiyatroları mı? Ne tiyatroları mı? Ne tiyatroları? Devlet tiyatroları. İsim tanımlaması bu kadar. Bunu soruyor. Sonra sen kazanıyorsun. Üniversiteye gidiyorsun. Hop çikil hop gez gez eğlen. Dolayısıyla isim tanımlaması ve sıfat tanımlaması arasındaki farkı da öğrenmiş olduk. Tekrar burada gösteriyorum. İsim tanımlamalarında ne neyin kimin? Sıfat tanımlamalarında nasıl hangi kaç sorularını soruyoruz? İsim tanımlamalarında eğer
ınının ı'sı olursa belirtili isim tanımlaması oluyor. Okulun bahçesi, ağacın dalı, evin salonu. Bunlar isim tanımlamasında belirtili oluyor. Masanın üstü, gözlüğün camı, kitabın kapağı, ı. Bunlar belirtili isim tanımlaması. Belirtisi ise ı. Bu kadar. Cep telefonu. Bak cebin telefonu değil. Türkçe dersi. Türkçenin dersi değil. Su faturası. Suyun faturası değil. Yani telefonun kılıfı değil. Telefon kılıfı. Ekranın boyutu değil. Ekran boyutu. Cebin telefonu değil. Cep telefonu. Bunlar sadece ikincisine kalırsa biz bunlara belirti istiyoruz. Zincirleme ise ının ısının ısı. Ne diyorsunuz hocam? Zincirleme işte bak. Sergi, salonunun duvarları. Sayfanın ekran görüntüsü. Üniversite yerleşkesinin güvenlik görevlisi. Sokak, lambasının ışığı. Bu da zincirleme oluyor. Bu kadar basit. Sıfat anlamları da zaten söylemiştik. Sıfat artı isimle oluşuyor. Beyaz gömlek. Nasıl gömlek? Zor soru. Nasıl soru? İki öğrenci. Kaç öğrenci? Yeşil elma. Gönül alma. Pardon. Nasıl elma? Yeşil elma. Nasıl elma? Büyük elma. Nasıl elma? Tatlı elma. Bunlar da sıfat anlaması oluşturuyor. Tamlamaların özelliklerini de söylüyorum. Ve ardından da dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Son 50. dakikamız. Şaka. Son 2 dakikamız. Şimdi belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan zamir olabilir. Onun sesi derken tamlayan zamir olmuş. Kuşların çoğu derken tamlanan zamir olmuş. Bunların hepsi derken hem tamlayan hem tamlanan zamir olmuş. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan durumdaki zamir düşebilir. Onun resimleri eleştirmenlerin dikkatini çekiyordu. Bak onun resimleri sonra sadece resimleri olmuş. Bak resimleri eleştirmenlerin dikkatini çekiyordu. Burası önemli. Burada tamlama var mı? Yok. Burada ne var biliyor musunuz? Tamlayanı bunu yazayım. Çıkıyor üniversite sınavlarında. Yani eski üniversite sınavında çıkıyor ama yeniden çıkabilir. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması arkadaşlar. Niye? Çünkü onun resimleri diyor. Onun yok ki. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Yani birinci ile ikinci yer değiştirebilir. Bak şimdi. Dağlarında yurdumun renk renk çiçekler açar. Bak. Yurdumun dağları. İki birden önce gelmiş. Yurdumun dağları yer değiştirdiği için bu tabii ki yer değiştirebilir. Renk renk çiçekler ise sıfat tamlaması. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile birinci ile ikinci arasına söz öbekleri girebilir. Kentin 8 asır öncesinden kalan harabe kalesi nihayet restore edildi. Bak. Kentin kalesi. Ama araya ın arasına 8 asır öncesinden kalan harabe kalesi olmuş bak. Gördünüz mü? Belirtili isim tamlamalarında hem tamlayan hem tamlanan sıfatla nitelenebilir. Sokakların kaldırımları. Nasıl sokak? Geniş sokak. Nasıl kaldırım? Islak kaldırım. Belirtili isim tamlamalarında deneki tamlayan eki olarak kullanılabilir. İşçilerden biri. Tamlayan, tamlanan. Bu da belirtili isim tamlaması oluyor arkadaşlar. İşçilerin biri. Bu da belirtili isim tamlaması oluyor. Yani bazen ineki yerine den de kullanabiliyor. Belirtili isim tanımları sıfat görevinde kullanılabilir. Bak. Usta işi belirtili isim tanımlasıdır ama nasıl hikaye? Usta işi hikayeler diye bir sıfat tanıması olabilir. O zaman dersimizi bitirdik. Ödülü sorumuzu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar.